Kim konuşacak? Bugün 13 Şubat 2016. Televizyon programlarımıza mı bakıyorsun? Ballarınızı tanıtacak kimse yok mu burada? Arkadaş yapsın. Bitlis balı öyle mi? Bitlis balı efendim. Anlatır mısınız Bitlis balının özellikleri nedir? Bitlis ürünlerinin özellikleri. Hocam Bitlis balının özelliği 3400 lira altında. Bir dakika şurada mı onlar? Beyaz parçalar. Ben siyah parçayı size tavsiye etmem çünkü burası nemli bir. Bir dakika. Şuradan bakalım. Bitlis balının özellikleri. Bitlis balının özelliği rakım olarak yüksek. 3400 rakımın balıdır. Ayrıca mesela orada tarımda ilaçlama, kimyasal kullanılmayan bir bölge. Doğal diyorsun yani. Kimyasal ilaçlama yok. Yok. Kimya 3400 olarak... metre yükseklikteki bir bölge diyorsun. Bölge evet. Normal kovanları bıraktığımız bölge. Kimyasal hiçbir şey yok. Kimya olarak da geniş fuluraya sahip. Bunu söyleyeyim size. Tütsüdür, gevendir, kekiktir. Dağda ne varsa o. Aynen tabii. Fulurası da epey geniş. Bunu söyleyeyim size. Değer olarak da yüksek. Evet, çok yüksek. Evet. Diyorsunuz. Değeri yüksek, kaliteli bal diyorsunuz. Tabii, kaloru değeri yüksek efendim. Kaloru değeri yüksek. Peki başka hangi ürünler var sizde? Bizde bizim fasulyesi var. Bu fasulyenin önemli özelliği nedir? Fasulyenin özelliği piştiğinde kabuk atmaz. Ayrıca düdüklüğe bırakmaya da gerek yok, erken pişiyor. Bizim bölgenin fındığı da var. Karadeniz içinde bizim bölge doğuda tek fındığı olan ilçe bizim Bitlis'in İzhan ilçesinden. Yani Bitlis'te fındık da oluyor, Karadeniz bölgesi. Tabii İzhan ilçesinde fındık hep üretiliyor. Fındığımız da meşhur. Bu ne acaba? Bunlar düğme, aşurelik düğme ya da basit başka bölgelerde yarma yani derdi. Buğdayın kabuğu alınmış aynen şekli. Aynen öyle. Bu da cevizimiz, otlu peynirimiz. Otlu peynir. Evet. Doğal ceviz. Ceviz bir de cevizli sucuklarımız var efendim bizim bölgenin. Bitlis'in ceviz sucukları var diyorsun. Evet efendim. Güzel. O şeker satış yapmak için buraya geldik. Memnunuz. Oldu. Çekimlere izin verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz de sağ olun.